Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar, ben Emrah Yılmaz. Uşak Kızılhisar'dayız. Hakan Becer avcı ve köpeği yarışması düzenledik. Evet arkadaşlar. Genç avcı fermada arkadaşlar. Yolun ortasında abi bak, pusuda kediliyoruz. Köpek fermada, tamam mı? Geldim. Kardeşim de kayıtta var. Köpek burada, kuş burada. Köpeğin suyu, çakısı, kullandığı tüfek, fişek. Bravo, tebrikler. Çekiyorum abi. Kanmaz mı bu? Lokma cimriz. Hiç olmazsa burada. Arkadaşlar öğrenebilirsin. Hiçbir şey yok. Pis yakaladım. Seleksiyon yapmaya çalışıyorum. Bir tane yapsın. Dur ben de geçeyim buraya. Tren mi yapacağız? Çok iyi. Köpeğin suyu, çakısı, kullandığı tüfek, fişek, bunların hepsi ve belgeleri tabii ki sorulacak. Tabii ki. Yani avdayken tüfeğin kırık gezmesi ve bunu belirlenen süre içinde yapması çok önemli. Bunları %100 iyi yapıyorsanız hakkınız olan iki kuş değil mi? Kaç kuş? Evet, iki kuş. İki kuştan inşallah ikisini de avlayabilirsiniz. Herkes bunları sağlayan birer tane vurursa onlardan en iyi olanı seçilir ama bunları sağlayan yarışmacılardan iki tanesini vuran olursa bu şekilde nizami bir şekilde. Emrah abla! Emrah! Vallahi de. Çek bir tane. Şuradan kaç numara okuyun hadi. Geri çektiler ya, gerisi boş abi. 7 abi. 7 mi? Abi. Bir tane 7 mi var? O kaç? 17 bu. Ha 17 mi? Burada her kurumdan, her köpek federasyonundan temsilci var. Eskisi gibi siz şuraya gidemezsiniz, siz bu yarışmaya katılamazsınız diye kısıtlamalar da yok. Herkes güzel bir şekilde yarışmaya gidiyor. Evet, herkes burada. Onun için de ben şu anda şahsen her konuda aşağı yukarı temsilcilik yapmış bir hakem olarak çok mutlu ve huzurluyum. Tekrar hoş geldiniz. İnşallah güzel görüntüler alırız. Merhaba, ben Feridun Saraçoğlu. Burak kardeşim gerekli şeyleri söyledi. Hakikaten çok iyi bir topluluk var. Avcılar ciddiye özgürlerle geldiler. Artık mazotlar eskisi gibi değil. Çok pahalı. Yüzlerce kilometreden gelindi. Birbirlerine bağlılıklarını gösterdiler. Bir eğitim programı. Bilen de bilmeyen, bilmeyen de öğreniyor bir şeyler. Onun için hepimiz mutluyuz. Ateşin başında şu an ısınıyoruz ama çok sağ olun. Ne verin? He? Dur,
de atsaydın arkasından değil mi? Öyle olsaydı. Evet. Seyri çok fazla farklı olabilirdi tabii ama bu da bir tecrübe. Olsun. Ne yapayım? Sorarsan bir dahakine daha uzun çoklu bir tüfekle ya da ikinciyi de arkasından gönderdim. Çubuk avını sevdiğimiz için tabii, o yüzden ama işte bu çubuk avına bir yarışma olduğu için hep şeyler olması gerekiyor. Uygun değil. Yani bizim için sorun vurur mu vurur. Olmayabilir ama senin için sorun olabiliyor evet. İşte böyle. Ama köpeği de sen de çok başarılıydın bence. Çok iyi bir takımdınız. Teşekkür ediyorum. Çok daha iyi işler yaptığımızı daha önceden ve bundan sonra yapabileceğinizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Mustafa kardeşim sendeyiz. Bugün güzel bir gündü. Bayağı bir soğuktu. Soğuktu evet. Mehmet bir iki ton odun yaktı burada. Evet Mehmetcan sendeyiz. Rezolcum Mehmetcan Çakmak'la beraber geldik. Evet. Yani bu da Emballı. Emballı Mehmetcan var. Kaç numara? Numarayı bakmayalım. İzmir'den katılıyorum yarışmaya. Nasip olursa kuşları bugün bulacağız. Tüfeğim sağ sağlamaz. 71 namlu 4-3 şokları. Harbi çektim hocam. Tamam. Ama biraz zayıf. Bir şey bilirsin. Şöyle bir yerler daha var. Şöyle rüzgar böyle estiği için şuradan bir ilerleyeceğim. Tamam. Daha sonra oradan rüzgarı karşıya alarak devam biraz geri çekelim. Şu getirecek. Gel. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Devam. Hadi. Hüsnü, tutalım. Hadi. Şansın bitti mi? Yok aslında süre dolanıyor. Böyle 1-2 dakikan falan var. Onu hemen bulmaya çalışayım. Hadi, ama atış yok. Tamam, atış atarsan yok. Elenirsin. Tamam. Yarışmada alay kaldırdı adam. Daha nasıl? 2 tane. Çok güzel. Çeker misin? Bugün Hakan Becer, Fermal Av Köpeği Mera yarışmasındayız. İnşallah güzel görüntüler alabiliriz. Profesyonellerin tarafında yarışmacı ile beraber girdik sahaya. Bir iki tane görüntü alabildik. Şimdi amatör köpeklerin olduğu meradayız. İnşallah buradan da güzel malzeme çıkartacağız. Bekliyoruz şimdi yeni yarışmacıyı bekliyoruz. Rastgele. Altı yaşında Kleine Münchner'dir. Alman küçük köpeklerden, en küçük köpeklerden. Thank you.
oraya. 5 tane oldu. Set. Set. Flew. Çünkü iyi puan aldı şeyden. Siz biliyorsunuz tabii, ben anlamadım. Her şey güzeldi yani. Centilmenliği, sportmenliği, avcılığı, köpekle olan diyaloğu, su vermesi, çöp toplaması. Gidiyor. Genelde çullukta çok kullanıyorum. Bir de karaca. Genelde bunları çok kullanıyorum. İstihar gibi. İstihar gibi kullanıyoruz. Yani istihar gibi çok daha iyi olur. Orada kalktı. Tebrik ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Keyif aldık. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyur ya, görüşmek üzere. Abi, darmayı gördüm. Bir daha. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Organizasyonu beğendiniz mi? Bir eksik falan var mı? Teşekkür etmek istiyorum. Ben bunu Hakan Becer'in yarışması rica ettiğinde hiç düşünmeden kesinlikle hakem olurum dedi. Bizlere sağ olsun, çok yardımcı oldu. Gerçekten çok sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah diğer yarışmalarda da beraber olacağız. Bu böyle. Seni fazla üzmeyelim. Tamam, uyalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Emrah benim. Haydi be. Thank you.
Bravo sana. Bravo benim kızım. Hadi be. Tamam bizim. Tamam bizim. Bizim. Bravo benim kızım. Aslı. Ben buradayım abi. Sen orada çöz. Abi sel gel. Hay! Sen atabilirsin. Bravo. Abi benim de köpek. Hey. Bravo. Aferin benim kızım. Çağır. Bravo. Abi sen git uyanmıyorsun. Gel. Şu bu tarafa giderken zaten uçurdum işte. O tarafa arkasına doğru giderken orada bir ferma yaptı. Güzel ferma da yani iyi de kuş ortada duruyor. Köpek de sabit duruyor. Sıkıntı yok. Uçuyorum arkasına gelip şu depar atıyorum hala uçmuyor. Çelgin miydi değil miydi tam anlayamadım ama şu çok da böyle sağlam gibi de durmuyordu ya da sağlamdı. Kuşlara göre iyi uçmadı ama. Çok iyi uçmadı yani burada ilk fermada vurduğum kuşa göre iyi uçmadı yani. Biraz da tereddüt ettim acaba atsam mı atmasam mı? İyi oldu attın. Atsam atmasam arasında kaldım. Fatih şu atışla atabilirsin diye fermada attım ben de bir tane. Köpeğin fermada koyun yani onu gördük. Ya hani yerdeyken ayağımdan tekmelemek istedim. Onu da yakıştıramadım. Yabani olmadığı için evet. Yani onu da yakıştıramadım. Köpeğe bastırmaya çalışıyorum. Artık en son kardeşimin ayağı kadar kaldı aramız. Benim uçmuyor. En son yürümeye başladı. O önde ben arkada zaten olanlar hep beraber gördük. Teşekkür ederim. Başarılar oldu. Sağ ol kardeşim. Güzel. Abi. Boru abi kaçtı. Abi aportu kim yaptı? Küçük kim kaldırdı onu söyle. Tebrik ederim. Ben kaldırdım. Ya yemin ederim. Ya kardeşim. Abi sen mücadele veriyorsun. Köpek fermanı. Kavga ediyorsunuz zannettim. Öyleydik. Köpek fermanı tamam mı? Geldim. Ya kardeşim de kayıtta var. Köpek burada, kuş burada. Bu tarafa geldim hadi şimdi buraya uçar dedim. Bela buluruz başımıza. Ondan koştum bu tarafına geldim. Ya Hasan abinin ayak kadar kaldı kuşla. Pip diyorum, bas diyorum, köpek de basmıyor. Pip diyorum, uçmuyor da başladı yürüme. Kendini gönderdi arkadaşlar. Sağ olsun kardeşim koşturuyor. Bak, niye bile değil, topa tekme atar gibi yerde kendini tekme atmak yok. Koştu. Sağ olsun kardeşim. Uçtu. Toprak toprağa çekiyormuş seni değil mi? Biz de toprak buramadık. Öyle mi? Öyle miydi? Öyle. Sağ ol ya, valla kardeşim. Thank you.
şey yapalım. Şeyi söyleyeyim. Üçüncü kişi. İyi olan kazansın. Askere başarılar. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Yusuf Bilgi, İzmir Kebapaşa'dan katılıyorum. Sabah da bir ilk kelime konuştum. Yine aynı şekilde Allah Hakan abimize bin kere rahmet eylesin. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Askele başarılar. Oğuzhan abicim. Evet, yarışmacıları sahaya alalım. Evet. Askele'nin arkadaşlar başarılar. Yanlıştır o. Ben de. Burada. Görgün abi de. Evet ustam. Abi sayılmaz o, sayılmaz. Ne çıktı bana? Tüfek. Bize çıksaydı çektik. Sen bilirsin. Tekrar çekilişe koyacaktık. Kime hediye edin? Görgün abi bir dakika. Tekrar çekiliş yapabiliriz. Arkadaşımız var. Ona rahmetli Hakan Becer'in çırağı. Tamam. Kalbinden giriyor. Sonra hediye edebilirsin. Tamam. Gel buraya. Başka. Mehmet gel. Gel Muhammed. Ver bakayım şu tüfek bir elimize evet. Gelsin. Neyin nesli, neyin fesli. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu tüfek temsili arkadaşlar. Beni arıyorsunuz. Merkeza. Nerede Bekir abi? Bekir abi ile itibata geçiyorsunuz. Aynı tüfeğin sıfırını size gönderiyor. Faturasını keseyim. Aynen. Tamam. O zaman ben de bu arkadaşa hediye ediyorum. O zaman alkışlıyoruz Feridun Saraçoğlu. Bravo. Helal. Helal. Merhum Hakan Becer, Avcı ve Köpeği Yarışması, AKF Uluslararası Av Köpekleri Federasyonu yarışması sona ermiştir. Çok soğuktu, sabahtan akşama kadar hepimiz donduk. Tekrar teşekkür ediyorum. Hemen hızlı bir şekilde plaketleri dağıtacağım. Ondan sonra hakemleri çağıracağım. Onlar da dereceye giren köpeklerin ve sahiplerini açıklayacak. İlk olarak Hakan Becer'in hepimize diyorum, hepimize emaneti olan oğlu, bizlerin kardeşi, bizlerin oğlu, bir tanemiz Özkan Becer'e bunu armağan etmek istiyoruz. Hepimizin adına. Teşekkür ederim arkadaşım. Yani bunu almak büyük bir gurur. Herkese sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zafer Avcılar ve Atıcılar Derneği sponsorlarımızdan. Katkılarından dolayı Fadi çok teşekkür ediyorum. Üçümüz de buradayız. Hasan Bey, Fatih Bey ve Volkan Bey'e ve kulübe komple tüm yönetimine çok teşekkür ederim. Abimiz, büyüğümüz dediğimiz Konya'dan gelen misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sayın Bekir Bekleri buraya davet ediyorum. Hasan kardeşimizin oğlu Musa'nın bir raketini
babasına vermek istiyorum ama Hakan Becer adına vermek istiyorum. Bu plaketi aldığım için çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim oğlum bir otizm hastası. Hakan Becer onu çok seviyordu. O da Hakan Becer'i çok seviyordu. Onu tanıyanlar, Hakan Tan, Fatih Kralı, Mehmet Bellek ve diğerleri Özkan Becer'i çok sevdiği için bu plaketi hepsinin adını alıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Hakan Becer'in inşallah olsun inşallah. Çiçek, 17 yaşındaki kardeşimiz bugün yarışmaya girdi. Fakat tasdif dışı girdi. Yaşı tutmadığı için. Çok da güzel performanslar izlettirdi bize. Kendisini daha da geliştirip tezkeresini, evraklarını tamamlayıp seneye inşallah yanımıza bekliyoruz. Ayrıca Hakan Becer'in çırağıdır diyerekten biz kendisine plaket yaptırdık. Bugün de otomatik tüfeği çekilişte Feridun Saraçoğlu sağ olsun kendisini hediye etti. Zaten Hakan Becer ustasının da bir hediyesi vardı. Vallahi keşke ben çıra olsaydım Hakan Becer'e. Kıskandım ya. Yani. Hakan Becer'in ruhu şad olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Allah Allah. Emrah Çakar dostumuz, arkadaşımız. Oğlum hayvanın ruhunu bozdunuz amına. Doğa Av TV olarak geldi. Gibi ya. Onurlandırdı. İnsan gibi ya. Biz de ona bol bol sorun yedik. Biraz üzdük. Maşallah. Kameraman arkadaşımıza da abimize de çok teşekkür ediyoruz. Oğlum benim. Tabi yabancı oğlum benim. Evet, hakemlerimizden Sayın Feridun Saraçoğlu. Bizleri kırmadı geldi. Can Navaş'ta yardımcı oldu. Bizi uğra etti. Çok mutlu etti. Az önce de biraz sohbetimizde bizi duygulandırdı. Gerçekten ona çok minnettarız. Hepimizin adına çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sayın Burak Kabakçı, her ne kadar da ayrı kurumlarda da olsak kendisi de bundan bahsetmiştir. Bizi gerçekten çok mutlu ederek, hiç gözetmeksizin, bir laf bile söylemeden tabii ki dedi, bizi kırmadı. Çok emine gerçekten bir şey var ama teşekkür ederim. Sağ olun. Ben... Başında da söylemiştim de, burada artık çoğu şeyi aşmış bulunuyoruz. Eskiden kurumlar arasında işte gelemezsin, gidemezsin sorunlarını yaşıyordu. Şimdi özellikle benim değişmesiyle bunları açtık ve herkes özgürce her yerde arkadaşlarını görebiliyor, dostluk daha da pekişiyor. Buna vesile olan Emrah Yılmaz Başkan'a da ben de sonsuz teşekkür ederim. Burada olan herkese yarışmaların, yarışmacıların ve durumu pakemilende nasıl nasıl köpeklerin daha iyi olduğunu görmek de benim çok mutluyum. Çünkü Emrah da bilir, köpeklerin gelişiminde tevazu göstermeyeceğim. Hakikaten büyük emeğimiz oldu yıllarca ve bunun böyle filizlendiğini, yeşerdiğini, artık ağaç olduğunu görmek beni büyük mutlu ediyor. Bana büyük mutluluk veriyor. Herkese tekrar çok teşekkür ederim. İnşallah bu organizasyonlara tekrarlarız. Mayıs ayının sonunda net tarihi açıklayacağız. Balıkesir'de, Balıkesir yarışmalarını bilenler bilir. Çok güzel organizasyonun, festival şeklinde organizasyonun yarışmalarımız oluyor. Güzel bir yarışma yapacağız. Kamplı, konaklamalı, çok güzel yerimiz var. Emrah da biliyor. Ben yine bütün kurumlardan herkesi, Gülsün Argın, bütün arkadaşlarımızı şimdiden davet etmek istiyorum. Büyük mutluluk duyarız misafirliğiniz olduğunuz takdirde. Tekrar sağ olun, var olun. Hakeminden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Çok hoş, emek verdi. Alın yere döktü. Hakkını helal et kardeşim. Çok teşekkür. Hakan Becer'i rahmetle anıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Böyle herkes mutlu. Teşekkürler. Hep beraber. Suat kardeşim de bir telefonda hiç bizi kırıp hiç bir şey demeden tabii ki dedi. Ben çok teşekkür ederim kendisine. Emeğine sağlık, alın terine sağlık. Bütün herkese buradan teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese sağ olun, var olun. Rahmetli anısında burada toplanmış bulunuyoruz. Kendisini ruhunu şad olsun. Onu çok seven bir insan olarak Allah rahmet eylesin diyorum. Herkes burada
gönüller bir oldu, yine birlik beraberlik oldu. Herkese teşekkür ederim. Sağ olun var mı? Buna gergin burada mı? Buna kardeşim bize bugün sabahtan akşama kadar video çekti, fotoğraf çekti. Ona ve ekibine çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda onun montajlarından sonra güzel seyirler edeceğiz inşallah. Abi nice böyle organizasyonlarda buluşmak dileğiyle. Ayağınıza sağlık. Hepinize sağ olun, var olun arkadaşlar. Emekli askerlerden helikopter tamircisi, bizim aramızda çok takıldığımız bir espiritüel bir insan. Sağ olsun, o da emeklilerinden dolayı, yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Arkadan çıktı geldi. Vallahi uçak biletini falan ayarladı. Kendisi de bugün yarışmacıydı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Hakan Ahmet tanıyorum. Evet. Bunlar ne için? Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Yönetim kurulunda burada. Ben yanınızda katılacağım. Aynen. Buyurun. Hemen kısa hızlı keselim. Oğlum ben de abi ben bir şey demedim. Herkesin eline emeğine sağlık. Hani bu soğukta gerçekten burada olmak menfaat çıkar değil. Bu dostluktan başka hiçbir şey değil. Tekrar herkese teşekkürler. KDF Federasyon Başkanı. KDF ile işbirliği yapıyor. Orada da yetkileri var. Bunu daha sonra uzun uzun açıklayacağız tabii ki ama sağ olsun bizi kırmadı. Sen bugün Esat'la gitti. Bunu yarışmasına, avcı ve köpeği yarışmasına teşvik etti. Sen ne düşünüyorsunuz? Hoşunuza gitti. Sen ne düşünüyorsun? Esat gitti ben de onu oturuyorum. Çok teşekkür ederim. Dostça, kardeşim. Emine çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağ olun. Sağ olun. İkincilik ödülünü Hüseyin Ayaz ve köpeği kazandı. Bravo. Çok iyi bir performans sergiledi. İkisi de çok iyi bir takım oldular. Ve bu kupayı hak ettiler. Tekrar tebrik ediyorum. Söyleyeceğim bir şey varsa. Hakan Recep abinin mekanı cennet olsun. Çok keyif aldım. Çok eğlendim. Güzel bir organizasyonda. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Bravo. Bu arada yarışmaya giren herkes madalya alabilir. Yarışmaya girenler. Gelsin buradan verelim. En son verebiliriz. Ayaz. Bu kategoride Ayaz. Birinci olan köpek ve takımı, yani köpek demiyorum takım. Aslında ikinci olan takımla hemen hemen eşitti. Aralarında 1 veya 2 puan fark vardı. Fakat öyle bir davranış oldu ki bakın başında yarışmanın başında bahsetmiştim. Burada puanlamanın çoğunluğu köpek sahibine aitti. Daha doğrusu avcıya aitti. Bir ilk girdiği pozisyonda köpek sahibi köpek güzel bir ferma verdi. Kuş uçtu Tomut'la beraber fakat atış yapmadı. Neden atış yapmadın diye sorduğumuzda önümü göremedim, pek uygun olmayacağını düşündüm ve atmadım dedi. Öyle bir risk aldı ki inanılır gibi değil yani. Ben bir de belki de atmadım dedi. Sonra bir dahaki pozisyona giremeyebilirdi de ama girdi, onu da gayet iyi bir şekilde başardı. Aslında net söyleyeceğim. Köpek olarak derseniz bunun performansı bir tık daha iyiydi birinci olan köpeğimizden. Fakat köpek sahibinin belki siz de aynı davranışı gösterirdiniz. Fakat kader o şansı kullanmayı birinci köpeğin sahibine gösterdi ve kader Sebahattin Dönmez'e bu yarışmanın birincisi bravo aldı. Bravo Sebahattin! Bravo Sebah! Ben de oğluma
Bu yarışmada söyleyeceğim bunu. Bu yarışmada bu yarışmada maalesef parkuru tam olarak tamamlayan bir üçüncü bulamadık. Emrah Bey'e ben bunu konuşabilirim. Tabii. Duyuyor zaten. Biz Emrah Bey'e bunu söyledik. Emrah dedi ki mutlaka bir üçüncü olsun. Ama bu olmaz yani çünkü tamamlayamadı hiç kimse. O zaman hemen aklıma geldi bir köpek vardı ki ben ona çok üzülmüştüm. Sahibine değil de köpeğe üzüldüm. Çünkü köpek sahibi heyecandan iki tane muhabbet. Yani bugün en iyi performans sahip köpek bir kursa, Dodge kursa hakikaten muhteşemdi. Yani köpek daha iyi bir şey yapamadı gerçekten. Bir hata arıyorum bulamıyorum yani fermasında bile. Fermo verdikten sonra net emin olmak için bir adım çekti. O çok önemli yani buna çok önem verirler. Fakat ikisinde de iki kuşta da sahibi ısrarla emniyeti açık tutmakta diretti. Ve atış yapamadı heyecandan. Yok artık. Nasıl? Sanıyorum kapalı tuttu. Üçüncüde de, üçüncü kuşta da buldu. Fakat kuş olan pozisyon vermedi. Tabii bu kadar bas şans. Biz kupayı bu köpeğe hediye etmek istiyoruz. Sahibinin köpeği kulübesinde, kupayı kulübesinde bulundurması şartıyla. Bravo. Evet. Bravo. Bravo. Tebrik ederim. Aynen bence. Eren Erkul. Eren Erkul. Köpeğin sahibi Erhan Erkul. Tebrikler Erhan. Al gel bakalım. Bravo. Bravo Arok. Harika. Erhan'a bravo. Hakikaten tekrar tebrik ediyoruz. Gerçekten. Evet. Hakikaten muhteşem bir köpekti. Yani takım olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Tebrik ederim. Böyle bir köpek yetiştirdiğiniz için. Gerçekten teşekkürler. Köpeğin sahibi Güzel, bırak kaynaştırma. Köpeği Zeus'la 80 puanla 3. olmuş. Tebrik ediyoruz kendisine. Abi yani sen, abi. Ödülünü almak üzere, kupasını almak üzere. Helal sana toprağı. Hava çok soğuk, eller kısırıyor, sel hava da kısırıyor. Soğudu, eller bağlanmıyor artık. Ha pardon. Günün amatör sınıfında ikinci bitiren takımı Sisko isimli köpeğiyle Ersan Kaya 85 puanla ikinci olmuşlar. Ne oldu? Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne performans nereden bileyim ama ki bu çok iyi bu nerede olacak nerede olacak anlamam ki geçsem olsam ben birinci olacağım bir daha yuvarladı düğün birincisi ise amatör sınıfında Maya ismi köpeğiyle Mehmet Belek 90 puanla bravo bravo Mehmet bravo aslanım Mehmet Evet değerli genç avcı takipçileri, muhteşem bir etkinliğin sonuna geldik. Abi, düşüncenize sağlık. Afiyet olsun. Ağzında yemek var şimdi. Acıkmış sabahtan beri.
güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Merhabalar, ben Emrah Yılmaz. Bugün Uşak Kızılhisar'dayız. Avcı ve Köpeği, Hakan Becer Avcı ve Köpeği yarışması düzenledik. AKF Uluslararası Av Köpekleri Federasyonu olarak. Tuna kardeşim sağ olsun beni atıştırırken yakaladı. Bugün donduk. Yani eksi sanırım bir 3-4 vardı galiba. Rahat, sabahtan rahat. Akşama kadar. Çok güzel bir etkinlikli organizasyon oldu. Yarışmacılar harika, köpekler çok iyiydi. Gün geçtikçe gerçekten üstlerine katıyorlar, koyuyorlar. Daha da iyi oluyorlar. Katılım muhteşemdi, mükemmeldi. Süper bir etkinlik oldu. Ben tüm katılımcılara, bizi izleyenlere, genç abici buna kardeşim ve ekibine çok teşekkür ederim. Bir dahaki organizasyonda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Eyvallah. Hoşça kalın. Evet değerli genç avcı takipçileri, mükemmel bir etkinliğin sonuna geldik. Çok güzel kareler aldığımıza inanıyorum. Eve vardınca belli olacak. Montajlar bittikten sonra her şey belli olacak. Siz o videoyu izledikten sonra bu dakikaları izliyor olacaksınız. Bir dahaki etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, genç avcıda kalın. Evet, yarışma bitti. Herkes gitti. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün evet. Yine çöp toplama herkes etkinliğindeyiz. Gitti. Yarışmanın arkasından. Herkes gitti. Ama genç avcı gitmedi. Niye? Çünkü ortalık çok pis. Orayı temizleyeceğiz şimdi. Ne var ne yok arkadaşlar. Toplayalım. Ben de kamerayı kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Fermadayım şu anda. Bak. Genç avcı fermada arkadaşlar. Yolun ortasında abi bak pusuda. Evet arkadaşlar kediliyoruz. Yavaş gitmeyin. Abi etrafını sar etrafını. Etrafını sar. Furkan soldan soldan soldan. Sar 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 sar. Vuran vursun, vuran vursun. Vur! Vur!